Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilciliğinde örnek davranış. Kıbrıs Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Nursel Öztekin'in başlatmış olduğu Bir Tutam Saç kampanyasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilciliğinden Sayın Ülkü Alemdar'ın kızı Ceyda Alemdar da destek verdi. Ceyda Alemdar büyük bir titizlikle 4 yıldır uzatmış olduğu saçlarını kanser hastalarına gerçek saçlardan peruk üretilmesi için bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilciliğinde düzenlenen saç bağışı kampanyası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilcisi Sayın Zehra Başaran, Londra Yardım Melekleri ve birçok dernek ve basının katıldığı kampanya yoğun ilgi gördü. Her şeyden önce beni böyle bir günde yalnız bırakmadığınız ve gelip destek verdiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Dünyamızda kanser hastalığıyla savaşan birçok insan var. Özellikle Kıbrıs'ta da kanser hastalığıyla mücadele eden birçok kişi var. Ben şu anda Kıbrıs'ta olamasam da bir Kıbrıslı Türk olarak buradan onlara bir destek vermeyi düşündüm. Bu nedenle elimden geleni yapmak istedim ve benden biraz daha az şanslı olanlara yardım etmeyi başarabilirim diye düşündüm. Ve saçlarımı uzatıp bir kanser hastasına vermeyi planladım. Bu yüzden 4 yıldır kesmediğim ve 1 metreye kadar uzattığım saçlarımı kemoterapi nedeniyle saçları dökülen bir hastaya vermek istiyorum. Bu küçük bir yardım olabilir. Ancak siz medya, dernekler ve okulların desteğiyle başka arkadaşlar da benim yaptığımı görüp onlar da saçlarını uzatıp bağış yapabilir. Bu yayılırsa çok mutlu olacağım. Sevgi paylaşılınca artar ve güzelleşir. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle bir hayır işi olan bu organizasyonda yer aldıkları için başta Sayın Büyükelçimiz Zehra Başaran olmak üzere Londra Yardım Melekleri Derneği, Avrupa Engelliler Derneği ve Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu temsilcilerinin yanı sıra burada bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki bu hayır işine vesile olan 15 yaşındaki kızımız Ceyda'nın yıllardır sürdürdüğü 100 santim saç çabasından dolayı çok mutlu olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Kıbrıs Kanser Hastaları Yardım Derneği'nin 2014'te başlattığı Bir Tutam Saç kampanyasını duyan kızımız zaten uzun olan saçlarını daha da uzatmayı ve bağışlamayı aklına koydu. Biz de bu çabasını destekledik. Kişisel çıkar ve hatta bencilliğin gittikçe yardımlaşma, işbirliği kavramlarının yerini almaya başladığı çağımızda çocuklarımızı etrafa duyarlı ve yardımsever insanlar olarak yetiştirmek sizlerin de bildiği gibi artık sanıldığından daha da zor olmaktadır. Çünkü rekabetin yoğun olduğu günlük hayatın gidişatında insani değerlerin ön planda tutulması zaman zaman zor olmaktadır. Ancak her aile gibi biz de çocuklarımızı topluma yararlı bir fert olmalarını, bencil olmamalarını, yardım edebilecek durumda olduklarında etrafındakilere yardım etmelerini öğretmeye çalışıyoruz. Bizleri insan yapan tabii ki akademik veya mali başarılar değildir. Bunlar ancak maddi imkanlarımızı artırabilir. İnsani boyutumuzun asıl göstergesi imkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahiplerine destek verip yardım etmemizdir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde kızımızın bayanların en önemli aksesuarı olan saçlarının büyük bir bölümünü bağışlayacak olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şimdi bu emanetin ulaşacağı en az iki hastaya sadece kızımızın büyük bir ihtimamla uzattığı saçlarını değil, hepimizin sevgi ve şefkatlerini de gönderiyoruz. Bizim sevgimizi başında, yanı başında hissedeceğini ve iyileşme süreceğini, bu bizim yüreklerimizin de bir katkı olacağına eminiz. Bu organizasyondaki asıl dileğimiz toplumda küçük büyük herkesin kansere ve erken tanıya karşı bir bilinç içerisinde olması, düzenli kontrollerini yaptırması ve bu hastalığın her zaman erken evrede yakalanmasının sağlanmasıdır. Özellikle Kıbrıs'ta da kadınların en çok maruz kaldığı kanser tipi olan meme kanseriyle ilgili olarak meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak adlandırılan 1-31 Ekim tarihleri arasında böyle bir organizasyon yapmış olmamız umarım başkalarına da örnek olur ve bağışçı sayısı artar. Hem de asıl hayat kurtarıcı olan erken tanının önemine
daha fazla dikkat çekilmiş olur. Buraya gelerek hem bu hayır işine hem de hepimizin her an karşılaşabileceği bu hastalığa karşı etrafımızdakileri bilinçlendirme çabamıza yardımcı olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca toplumumuzda her türlü haber ve mesaj alışverişini sağlayıp kritik rol oynayan ancak çabalarını zaman zaman takdir etmeyi unuttuğumuz basın mensuplarımıza da buraya katılıp bir hayır işine destek verdikleri için memnuniyetlerimi ifade ediyorum. Bu destek mesajımız inşallah en geniş kitlelere ulaşır ve erken tanı birçok insanımızın daha hayatını kurtarır. Bugün burada insanların, diğer insanları düşünerek bir iyilik yapmak, topluma bir hizmet vermek için bir girişimini görüyoruz. Burada konsolosumuz Ülkü Hanım'ın, kızı Ceyda'nın bir genç kız olarak, bir genç insan olarak ki görüntülerin en önemli olduğu bir yaş döneminde böylesine verici, paylaşımcı ve ince düşünen bir yaklaşımla yıllarca sabır göstererek, şimdi sabrın tükendiği bir çağda yaşıyoruz. Hem sabır göstererek hem kendinden vererek böyle bir girişim ve bir projeye atılması bence hepimizin alacağı bir derstir. Ve bu yapılan hareket temsilcilik olarak tabii ki biz de bu konuya sahip çıkarız. Bu sadece bir ses olsun, bir görünürlük kazansın. Daha nice bizim gibi görünmeden de bu işleri yapanlara da saygımız sonsuzdur. Fakat bu başlatılan bir tutam saç kampanyası ne kadar önemli bir kampanya. Ve ben herkese teşekkür ediyorum, başta Ceyda'ya ve ona tüm destek verenlere ve bu uğurda çabalarını sürdürenlere. Sağ olun, var olun. Bizim Londra Melekleri Yardım Derneğimiz yeni bir dernektir aslında. Fakat çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ve arkamızda olan insanlarımıza da herkese teşekkür ederim ki çok büyük katkılarımız oluyor. Ve bugün buraya gelmemizin sebebi işte kızımızın maşallah saçlarına bayıldım. Bu da çok güzel bir şey. İlk defa oluyor. Yani şimdiye kadar burada olmadı. İnşallah ses getirir ve bundan sonra da devamı olur diye ümit ederim. Başta kuaförlerimiz de duyuru yapması lazım gelen müşterilerine ki burada biz dernek olarak numaramızı da verebiliriz. İsteyen saçıyla katkıda bulunur, isteyen maddi bakımdan. Çünkü bu saçların işlenmesi vardır. Böyle kolay olmaz peruk. Yani bunlar şimdi Kıbrıs'a gider, orada iyisi kötüsü ayrılır, ondan sonra Türkiye'ye gider ve şekillenir. Bu da tabii bayağı şeydir, masrafı olan bir şeydir. Ve bize eğer buradan açıklayalım, başta kuaförlerimiz, arkada halkımız destek olursalar bize her konuda bir tutam saç diyerek bu kampanyayı biz de burada açıyoruz. İnşallah devamı gelir. Yani ben burada zaten bunu duyurmak istedim. Bilmem yani işte bizim faaliyetlerimiz burada şimdi daha belki çok erkendir ama 2018'de gene kanser şeye yapacaktık, bu ay için bir balo yapacaktık ama benim bazı rahatsızlıklarımdan dolayı yapamadık ve Ocak 2018'de Allah isterse Regency de bir güzel balo yapıyoruz. Hepinizi şimdiden davet ediyorum, tekrar geleceğim sizler için. Yani sizlerin sayesinde tabii sesimiz daha güzel duyulur. Çok teşekkür ederim. Ve ben ayrıca bu kızımızın bu güzel saçları kesilmeden önce bir resim çektirmek isterim. Bu küçük yaşta, bu genç yaşta. Biraz önce anlattığı gibi Zehra Hanım'ın çok duygulandım. Hakikaten bu çok güzel bir örnek. Buradaki gençlerimize bilhassa bu yaşta böyle bir düşünce. Kaç sene önce başladın? 4 yıldır. Maşallah canım benim, takdir edilir aslında. Ne mutlu Ülke Hanım, böyle bir evlatta yetiştirdiğini sizin de ayrıyeten tebrik ederim. Onun hastane 2,5 yaşındaydı rahatsız olduğunda. 12,5 yaşına kadar yaşatabildik kendisini.
Zaten İngiltere'ye gelme sebebi benimiz de o çocuğun tedavisiydi. Onu buraya gömdükten sonra burada kaldık ve şimdi okullarda hizmet etmeye çalışıyorum. Ben 20 senedir Ali Rıza Değirmenci Okulu'nda, önce yönetim kurulunda, sonra da başkanlık yaptım. Kızımızın bu saçları çok kıymetli çünkü benim oğlucuğum da iki defa kemoterapi oldu ve çocuk saçlarını kaybetti. Bana bir gün yatırken yatakta dedi, anne benim saçlarım hep kayboldu dedi, senin saçlarını kes de benim saçlarıma koyalım dedi. Ve o zaman ben de saçlarımı gittim, uzundu saçlarım, verdim ve çocuğuma peruk yapıp başına koydular. Bu kızımızın burada yaptığı hizmeti dünyalar kadar çok kıymetlidir benim için ve çok duygulandım. Tebrik ederim canım, çok güzel bir iş yapıyorsun ve o mahzun çocuklara, mahzun insanlara şu saçlarını kaybettiler, çok büyük bir hizmette buluyorsun. Ülke Hanım'ı da tebrik ederim, eşimi de tebrik ederim. Ve Zehra Hanım'ı da böyle bir şey başlattığı için sizi de tebrik ediyorum. Ve Allah herkese iyilik, sağlık versin. Bundan sonra ben de okulda annelere konuşacağım. Saçlarını bağışlamak isteyenler olursa berberlere, kuaförlere haber verip Zehra Hanım'ın elçiliğinde bu işi yapacağız. Tebrik ederim. Thank you.